Arkası Yarın. Boş Beşik. İkinci Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Yanıkhan Köyü'nün genç güzel kızı, yetim kızı Fadime, köylerine gelen yörüklere üzüm satmak için gittiğinde Aşiret Bey Rahim'le tanışır. Fadime'nin güzelliği karşısında ona bir anda aşık olan Aşiret Bey'i genç kızla evlenmeye karar verir. Ne var ki anası Hatice Hanım oğlunu dayısının kızıyla evlendirmek istemektedir. Ayrıca aşiret geleneğine göre dışarıdan kız almak yoktur. Hem dayısının kızına sözü olması hem de töre gereği dışarıdan bir kızla evlenilmemesi Rahim'i derin bir üzüntüye sokmuştur. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârim hayali karşımda durur. Oo, hayırdır beyim? Sana böyle yanık yanık türkü söyleten sebep nedir? Bir derdin mi var yoksa? Yok, bir şey yok. İçimden söylemek geldi birden Mehmet. Seni iyi tanırım. Birlikte büyüdük. Bugüne kadar türkü söylediğini hiç görmedim. Senin bir derdin var. Neyse, paylaş benimle. Derdimi paylaşsam bile elinden ne gelir ki Mehmet? Neden böyle söylüyorsun beyim? El elden üstündür derler. Sen hele anlat derdini de Mehmet kardeşin ne yapabileceğini söylesin sana. Derdim yürek yarasıdır Mehmet'im. Sevdalı olmuşum ben. Hem de çok kötü. Ne var bunda beyim? Hay Allah, ben de kötü bir şey sanmıştım. Dayı kızına aşık olduysan gam çekme. Zaten ana seni onunla evlendirmeyi düşünüyordu. Yok. Dayı kızına değil. Bir başkasına aşık oldum. Sahi mi? Kime peki? Geçen gün avdan döndüğümüzde çadırımızda bir kız vardı. Obamıza üzüm satmak için gelmiş. Bizim köpek saldırınca anam da onu çadırımıza almış. O zaman gördüm. Kimmiş bu kız? Hangi köydenmiş? Yanıkhan Köyü'nden. Adı Fadime. Peki bu kız da sana aşık mı? Bilmem. Nasıl bilmezsin? Kızı gördüm diyorsun. Kız da seni görmüştür herhalde. Gördü elbet. Ben ona aşık oldum ama o benden hoşlandı mı bilmiyorum. Yani sen şimdi bir kere gördüğün o kıza aşık olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Öyle güzel ki Mehmet. Bunca yıl göçer gezeriz. Hiç böyle güzelini görmedim. Hele gözleri. Öyle bir bakıyor ki insana. Sanırsın ok olup kalbime saplanıyor. Senin durumun kötü be beyoğlu. Sorma Mehmet. Kötüden de kötü. Ne yapacağımı bilemiyorum. Anana bir şey dedin mi? Hayır. Ona daha açılmadım. Hem açılsam da ne diyeceğim ki Mehmet? Anam rıza gösterir mi sanıyorsun? Onun aklı fikri beni dayı kızıyla evlendirmek. Ayrıca törelerimizde aşirete dışarıdan kız almak yok ki. O da doğru ya. Bugüne kadar aşiretten kimse dışarıdan bir kızla evlenmemiştir. İyi de yüreğimde yanıkhanlı kızın sevdası varken ben ne yapacağım Mehmet, söyler misin? Mutsuz olacağımı bile bile dayımın kızıyla nasıl evlenebilir? Vallahi yapacak bir şey var beyim. Ananla konuşup onu bu işe razı etmelisin. Razı ettim diyelim. Peki töreyi ne yapacağız? Töre dediğin Allah emri değil ya beyim. Anan yaşlılar meclisini toplar, durumu anlatır. Mecliste anlayışlı davranır, senin aşiret dışından evlenmene karar verir. Verir mi dersin? Neden vermesin ki? Kötü bir iş işlemiyorsun ki. Sanırım onlar da anlayış gösterecektir. Daha ne kadar kalacağız bu yaylada? 10 gün diye geldik, 15 gün oldu. Daha bir hareket yok. Doğru dersin. Beyden ses çıkmıyor. Şurada otlaktan aç dönüyor. Kimi hayvanlar zehirli ot yiyip ölüyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz bu yaylada? Birkaç sefer beye durumu çıtlattık ama hiç ses vermedi. Zamanı gelince gideriz dedi. Neyi bekliyor ki burada? Bizim tek varımız hayvanlarımız. Onlar da telef olursa tümden açlıktan kırılırız. Bir ara beyin anasına konuyu açalım. O beye meseleyi anlatsın. Yaylalar yaylamalı, başörtüsü oymalı, Fadime gibi güzeli,
her ana doğurmadı. Nereden gördüm şu yanık kanlı kızı? Nereden sevdalandım ona? Ne huzurum kaldı ne rahatım. Gerçekten bu kahrı çekmek kolay değilmiş. Hayırdır oğlum? Ben seni arıyorum. Sen dere boylarında türküler, maniler söylüyorsun. Sebebi nedir? Yok bir sebebi ana. Birden geldi aklıma söyledim işte. Kaç gündür bir gariplik var üstünde. Obayla da ilgilenmiyor. Ava da gittiğin yok. Canım istemiyor ana. O kız bir daha gelmedi mi obaya? Hangi kız oğlum? Şu kız canım, hani üzüm getiren kız vardı ya. Ha, yanık anlı Fadime'yi soruyor. Evet. Hayır gelmedi. Neden sordun? Ne hiç. Üzümleri çok güzeldi de getirse de yine alsak. Sen yanık anlı kızın üzümlerini bırak da başka şeylerle ilgilen. Obanın sıkıntıları var. Sözlünle ilgilendiğin yok. Ne zamandır kızın çadırına hiç uğramamışsın? Ana ben dayımın kızıyla sözlü mözlü değil. Sen kendi kendine gelin güvey olmuşsun. Neden bana danışmadan kıza ümit verdin ki? O ne biçim söz oğlum? Töremizi bilmez misin? Gençler aşiret arasında evlenir. Ben de sana dayının kızını layık buldum. Ne var bunda? Hem güzel hem çalışkan. Her neyse. Bunu daha sonra konuşuruz ana. Başka bir mesele daha var. Neymiş o? Aşiret halkı buradan gitme zamanının geldiğini söylüyor. Sebep neymiş? Aşirette ikilik oldu. 10 günlüğüne konmuştuk. 15'i geçti. Ne suyu su ne otlağı otlak. Daha ne bekliyoruz burada diyorlar. Ne zaman gidileceğini aşiret halkı değil ben karar veririm ana. Kararımı beklesinler. Ne zaman göç etmeyi düşünüyor? Hele bir bayramı bekleyelim. Ondan sonra gideriz. Bayramı neden bekliyor? Bir sebebi mi var? Yok. Ben senin başında esen gavak yerlerini biliyorum. Az önce geldiğimde sevdalı bir mani okuyordun. Bir mani de ben okuyayım sana. Cevabım olsun. Ben bu yaylalara yayla mı derim? Başı pare pare kar olmayınca. Her gördüğüm güzele güzel mi derim? Aslı Türkmen, soyu bey olmayınca. Anama bayramı bekleyelim gideriz dedim. Bayram geldi ama Fadime gelmedi. Bana üzüm getireceğine söz vermişti. Vazgeçti galiba. Keşke onu hiç görmemiş, tanımamış olsaydım. Sallanma menekşe. Oh, işte geliyor. Fadime geliyor. Elinde de üzüm sepeti var. Hoş geldin Fadime. Gözlerim yollarda kaldı. Neden? Yani bayramda geleceğim demiştin ya. Bugün bayram. Geldim işte. Size de üzüm getirdim. İyi ettin. Gel seni çadıra al. Ana bak kim gelmiş. Kim? Nasılsın Hatice ana? Sen misin Fadime? Niye geldin? Bey daha üzüm varsa getir demişti de. Evet ben istemiştim. Buyur otur Fadime. Görmeyeli nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Rahim. Ver üzümlerin parasını da gönder kızı. Göyde işi gücü vardır. Tabii ana veririm. Ayran içer miydin Fadime? Yok içmeyeyim. Gideyim ben. Dur geçireyim seni gel. Anamın kusuruna kalma Fadime. Sana güler yüzü gösteremedi. Canı biraz sıkkın olmalı. Al şu paraları. Bunlar üzümlerin bedeli. Helal et. Helal olsun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Fadime. Evet. Hiç. Yok bir şey. Güle güle. Ana. Bu yaptığının töremizde yeri var mıdır ha? Ne yapmışım ki bana çemkiriyor? Daha ne yapacaksın? Çadırımıza gelen bir hak misafirine soğuk davranıyor, onu kovuyorsun. Nerede kaldı biz yörüklerin konukseverliği? O konuk değil. Üzüm satan bir göylü kızı. Hayır, o sadece üzüm satan bir kız değil. Fadime benim için değerli biri. Ne demek istiyorsun sen? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Fadime'yi seviyorum ana. Peki dayının kızı ne olacak? Dayımın kızına benim vermiş olduğum bir söz yok ana.
Fadime'nin evi şurası Mehmet. Aa, ev de çok eskiymiş. Fukaranın teki olmadı. Köy yerinde ağanın dışında fukara olmayan var mı Mehmet? Ne yapsın kızcağız? Baksana. Avuç içi kadar bahçesi var evin. Ne yetiştirirlerse onunla karınlarını doyuruyorlarmış. Ne yapıyoruz şimdi? Burada böyle bekleyecek miyiz? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum da ne demek? Buraya Fadime'yi görmeye gelmedin mi sen? Çal kapısını gör. Dellendin mi sen? Durup dururken anasız babasız bir kızın kapısı çalınır mı? Hem kapısını çaldık diyelim. Ne diyeceğiz kıza? Peki ne yapacağız? Burada böyle bekleyecek miyiz? Belki dışarı çıkar da görürüm diye geldim. Vay be. Koskoca aşiret beyi. Yüzünü bir kere gördüğü bir köylü kızı için kapılarda bekliyor. Söyleseler inanmazdım. Ne yazık ki aşk insana her şeyi yaptırıyor. Peki sözlüm ne yapacaksın? Ben sözlü mözlü değilim Mehmet. Bu anamın iş güzelliği. Kendi kendine gelin güvey olmuş. Gönlüm kimi çekerse onu sever, onunla evlenirim. Peki ya töre? Töremizde dışarıdan kız alıp vermek yok biliyorsun. Gerekirse yaşlılar meclisini toplar, meşveret yaparız. Sevgisiz evlilik olmaz. Herkes ister dışarıdan ister aşiret içinden sevdiğinle evlenmeli. Aşiretin reisi sensin. Yaşlıları ikna edersen mesele yok. Baba! Baba çabuk pencereye gel. Ne var ne oldu? Seninki dışarıda. Benimki de kim kız? Aşiret beyi. Yanında bir arkadaşı bizim evi gözetliyor. Sahi mi? Ne işi varmış koskoca beyin bizim evin önünde? Ne işi olacak? Senin için gelmiştir. Delinin zoruna bak. Benim için neden gelsin ki? Ben onun nesi oluyorum ki? Geçen sefer neden gelmişti peki? Ne bileyim. Atının nalının düştüğünü söylemişti. Pışık, biz de inanmıştık sanki. Bu adam senin peşinde abam. Hala anlamadın mı? Sahi mi diyorsun kız? Öyle olmasa neden gelip de evimizin önünde dikilsin? Doğru. İyi ama ya köylüler onu burada görürse? Vallahi etmedikleri lafı bırakmazlar. Hay Allah. Bir an önce gitseler bari. Adam buraya seni görmek için geldiğine göre yüzünü görmeden gitmez. Ne yapacağım peki? Yanına gidip de konuşamam ya. Konuşma ama yüzünü göster bari. O zaman çekip gider. Nasıl göstereceğim? Gel. Dışarı çıkıp bahçeyle uğraşıyormuş gibi yapalım da yüzünü görsün. Artık gidelim beyim. Burada durarak köylünün dikkatini çekmeyelim. Acele etme Mehmet. Belki dışarı çıkar da yüzünü görürüm. İşte Fadime bahçeye çıkıyor. Yanında da kız kardeşi var. Gel şuraya saklanalım, bizi görmesin. Tamam. Mehmet, nasıl? Fadime söylediğim kadar güzel değil mi? Ya evet ya, çok güzelmiş beyim. Zeliha, marulların dibine su versen. Ben de gülleri budayım. Peki abam. Şeytan diyor, git yanına. Aman beyim, sana yakışır mı? Sonra görürler, mürürler. Haklısın. Aşk insanda akıl mı bırakıyor? Gidebiliriz. Bu kadar bana yetti Mehmet. Yürü hadi. Niyetin nedir bilmiyorum ama elini çabuk tut beyim. Oba halkı buradan göç etmek istiyor. Biliyorum. Herkes dertli. Kimi meranın otları zehirli diyor. Kimi suları mikroplu diyor. Daha fazla hayvan telef olmasın istiyorlar. Bir an önce Seki ailesine gitmek istiyorlar. Oğlum, yiğidim. Buyur ana. Biraz bazlamayla ayran veren mi? İstemem ana, karnım aç değil. Senin karnın ne zaman acıkacak oğul? Günlerdir doğru dürüst bir şey yediğin yok. Başını alıp Yanıkan köyüne gidiyormuşsun. Evet, gidiyorum. Neden gidiyorsun? O kız için gidiyorsun değil mi? Üzüm satan kız için. Onun adı Fadime ana. Adını sen de biliyorsun. Biliyorsam ne olmuş? Ne işin var senin o kızla? Seviyorum onu. Aşık oldum ona. Aşık mı oldun? Delirdin mi sen oğul? Dayının kızıyla sözlüsün. Yakında düğününüz yapılacak. Sözlüne ne diyeceğiz? Sana kaç kere söyleyeceğim ana. Ben kimseye bir söz vermedim. Konuşursun dayımla sözü bozarsın. Beni zor durumda bırakıyorsun oğlum. Durup dururken söz mü bozulur? Ne söyleyeceğim dayınlara? Aşiret beyinin birine aşık olduğunu söylersin. Bilmem ki. Gücenmesinler. Bunda gücenecek bir şey yok ki.
İnsanlar sevmeden evlenmemeli. Böyle aşiret geleneği diye büyüklerin karar verdiği evlilikler insanlara bayram değil, eziyet olur. Her şeyde sevgi birinci şart değil mi? Sevgi şart elbette. Evliliğin temelinde sevgi yatar. Ama hay Allah. Hadi emmini gücendirmeden durumu anlattık diyelim. Peki köylü kızıyla nasıl evleneceksin? Allah'ın emri Peygamber Efendimizin kavliyle. Kastettiğim o değil oğul. Aşiret töremizde dışarıdan kız almak yoktur. Ana, töre umurumda değil. Obanın yaşlarını topla, derdimi anlat. Yörük kısmı sevgiyi başının üstünde taşır. İhtiyarların da sevgime hürmet edeceğini düşünüyorum. Tamam oğlum. Amcanla konuşur, meclisi toplarız. Şu hale bak. Ben sözlünle evleneceğini hayal ederken başıma neler geldi. Ah, keşke Yanıkan'a gelmez olaydık. Keşke başka bir yaylada konaklasaydık. Hiç yakınma ana. Kaderin önüne geçilmiyor. Allah'ın dediği olur. Her zaman da öyle olmamış. Acı bacı. Kulağımıza gelenler hoş şeyler değil. Senin de oğlun olan beyimizin köyden bir kıza sevdalandığını duyduk. Doğru mudur? Doğrudur. Siz yaşlıları da buraya bu meseleyi meşveret edelim diye çağırdım. Bu işe bir hal yolu bulmak lazım. Doğru. Bildiğim kadarıyla sen oğlunu dayının kızıyla evlendirecektin. Ne oldu o iş? İstemiyor. Tutturmuş Fadime'yi. Fadime diyor da başka bir şey demiyor. Allah Allah. Bugüne kadar aşiretimizde görünmemiş bir şeydir bu. Ne oldu törelerimize? Köylü kancı göçebeye gerekmez. Çarığı çayda kalır köy kızının. Doğru söylüyorsun ama oğlum kafasına o kızı koymuş bir kere. Fadime'den başkasıyla evlenmem diyor. Peki nasıl olacak Hatice bacı? Aşiretler törelerle yaşar. Töreyi çiğneyip böyle bir işe nasıl razı oluruz? Durun bir dakika, durun. Deminden beri töre deyip duruyorsunuz. Törede aşiret beynin isteğine karşı çıkmak da yoktur, bilirsiniz. Lakin sevgiye hürmet etmek de töremizin gereğidir. Yani ne yapmamızı tavsiye edersin Hacı Ağa? Sen beyimizin emmesisin. Senin dediğine uyalım. Obaya antlıyız. Suyun akıntısına gidelim. Bunu bilip hayır belleyelim. Benim kararım beyimizi istediği doğrultusunda verelim. Böylece obanın ayağı bağdan kurtulsun. Yani töreyi göz ardı edip Yanıkanlı kızı beyimize isteyelim mi? Benim kararım budur. Madem arada sevda vardır, yabandan bir kızın aşiretimize gelin gelmesinde bir mahsur yoktur. Sen beyimizin emmisi olarak rıza gösterirsen biz de kabul eyleriz. Öyle değil mi ağalar? Evet. Hay Allah sizden razı olsun ağalar. Yoksa oğlum aşkından eriyip gidecekti. Yaşlılar Meclisi'nin toplantısı hala sürüyor mu Mehmet? Sürüyor beyim. Senin obamızın dışından biriyle evlenme için karar almaya çalışıyorlar. İnşallah bu karar lehime çıkar. Köylü kızını bu kadar çok mu seviyorsun? Çok seviyorum Mehmet. İnsan bir görüşte aşık olur mu deme. Oluyormuş işte. Üzülme. Ananla Emin yaşlıları ikna eder. Sonra da bir heyet gider ister Fadime'yi sana. Eğer karar aleyhime çıkarsa beyliği de aşireti de bırakır çeker giderim. Kimseler tutamaz beni. Fadime ile evlenir köye yerleşirim. Beyim! Ne oldu Salih? Yaşlılar heyeti seni çağırıyor. Toplantı bitti mi? Bitti. Ne karar aldılar biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece beyi çağır dediler. Tamam. Gidelim. Boş Beşik adlı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.